Ben Danla'ya filtre koyacağım şimdi. Halledeceğim onu. Merak etme Ha Danla, öyle ben mi? geçtim. Evet. Ben koydum da onunla birisi filtreme. Tamam. Hadi sunalım, haberimize geçelim. Hadi geçelim. Bartu, Danla Bilic ve arkadaşı Can. Cemalcan. Cemalcan. Oha! Bu Cemalcan'ı kadar tabii ki tanıyorum, magazinin her Bartu. bokunu biliyorsun. Ece Ergen'in kocası, sevgilisinin karısının kocasıyla olan ilişkisini bozmak için evinin önüne geldiği haşelerini biliyorsun da Cemal Can'ı nasıl bilmiyorsun ya? Bartu tabii ki biliyorum. Açıkçası şey değil mi, o Sunny Side Up. Türkçesini bilmiyorum Cemal Can'ın. İzleyelim, haberimizi izleyelim. Aldım. Kuzenimle aldattı beni. Filtre yap. Filtre yapıyorum. Çok doluyum çünkü ona karşı. Aldattı işte ya. 3 ay falan aldatmış böyle boynuzlarımdan. Gezemedim ben 5 ay falan. Ya öyle bir şey. Haber de şu aslında. Danla Bilic ve Cemal Can Seven 9 yıl önce bir sokak röportajında hiç aldatıldınız mı sorusunu Danla, eski sevgilim 3 ay boyunca kuzenimle aldatmış beni diye. Cemal ise ben aldatılmadım falan. Cemal'in cevabı çok komik. Bana da sor. Ben bana da aldattım, sor. Aldatmadım. Nasıl aldattınız? Çok güzel aldattım. Niçin aldattınız? Ben sıkılıyorum sürekli. O yüzden aldatırım. Evet, düzenli ilişkiye de gelemem. Öyle. TV veriyor ya Cemal. Ben çok güzel aldattırım. İnanılmaz. Düzenli ilişkiye de gelemem. Belli ki bunlar ideal sevgili. evet. Evet. Bart, beni yayından açıp Danla bir şey alacaksın gibi bir his var içimde. Hayır ya, artık ilk günden de burada şey gibi alamam kendisini yayına. Ay, Müsait sen dedi. yine heyecanlandın şu an. Oğlum ben yani son aylarım ben evde YouTube seyrederek geçiriyorum gerçekten. Doğru. O halde sıradaki haberimize geçtiğimizi görüntülüyorum üzülerek Bartu. Danla filtresini umarım beğenmiştir. Evet, çok iyiydi filtresi bu arada. En az video kadar iyiydi. Bartu. Ağrı Belediyesi'nden zorla maske şoku. Bartu, bu yayında sık sık belediyeler biliyorsun ki bizim göz bebeğimiz olmuştur. Kah Şişli Belediyesi'nin, Kadıköy Belediyesi'nin gökkuşağı bayrağı atması olsun. Kah Kadıköy Belediyesi'nin adeta bu yayının demirbaşı olması olsun. Parks and Recreation Leslie gelsin adlı ikonik şey olsun işte, yorum olsun filan falan. Bartu, Ağrı Belediyesi. Ya bu belediyemizin müthiş, yani bence Kadıköy Belediyesi bence Kadıköy, yani ben biliyorsun ne belediyesiydim ya, ben artık neyse Eyüp Sultan Belediyesi Ay, fanıydım. evet. Kadıköy Belediyesi bana o bir daha bir kelime hareketinden sonra birazcık bozulmuştu. Bundan sonra galiba Ağrı Belediyesi. Yani ve yani büyük bir açık kapanmış. Bu süreçte bildiğim gibi dünyada ve Türkiye'de hepimizin yaşadığı bu süreçte gerçekten yani müthiş bir, yani alkışlıyorum ayakta. Görelim. Evet. New York'ta yaşayan birçok sanatçının, birçok yıldızın maske sıkıntısı çektiğini, binlerce liralık mal varlıkları olmasına rağmen bir maskeyi bulamadıklarını oradaki arkadaşlarımız bize ilettiler. Biz de burada Ağrı Belediyesi'nin üretmiş olduğu maskelerden oradaki sanatçılara, belediye başkanına, valiye ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'a birer kutu maske göndereceğiz. Biber Maske kutunun içine bir de mektup koyduk. Her birisine ayrı ayrı. Mektuplar İngilizce yazıldı. kutu. Çok mantıklı. Belediye başkanlığı yaptığı Videonun şeyin en mantıklı anı o diyebilir miyiz Bartu? Evet, mektupların İngilizce yazılması çok doğru. erdiği ve insanlığın tekrardan Bak bak, mektubu kaçırdık biraz. yaptığı şehir Nuh'un tufanının nihayete erdiği ve insanlığın tekrardan çoğalıp dünya yüzeyine yayıldığı Ağrı şehridir. Bu haliyle aslında dünyadaki tüm insanlar gibi siz de Ağrılısınız ve bu şehrin bir hemşerisisiniz. Bu zor günlerde Ağrı halkından size küçük bir hediye gönderip
gönlünüzde ve kalbinizde küçük bir yer edinmek istedik. Tümümüz bu, Türkçesini okudum. Türkçesini okudum diye bilir. Beyefendi bir de İngilizcesini okur musunuz? Borçman, Al Pacino'ya ne mektup gitti çünkü bilmek istiyorum. Ya dur, dur. Bütün maske kutularını içerisine koyduk ve kendilerine gönderiyoruz. Bak. 371 kişiye gönderiyoruz. Adreslerini tespit ettiniz mi? Bak. Borçlu Jim Carrey'nin falan adresini görüntülüyorum. Bak Woody Allen. Ay Tim Allen'a niye gönderdiniz ya? Ölü yatırım. E bu Woody Allen zaten şurada. Woody Allen'ın üzerine öksürme zamanı arkadaşlar. Ne maskesi? Sean Connery mi kaldı? Jim Carrey. Bill Cosby ya. Amerika'da bile yaşamıyor. Ya oğlum Bill Cosby var. Ya resmen böyle şey olmuşlar. Tecavüzcü kim var? Tacizcilerin bir listesini alalım. Yani bunların ölmemesi lazım diye. Öyle bir şey olmadı. Bill Cosby olmadı ya hakikaten. Ya Bill Cosby yani. Tom Cruise'dan bir Aro mesajı gelir yarın. Aro karşı. Bak Tony Danza. Tony Danza mı? Bu arada 80'lerde izleyip sevdikleri dizilere yollamışlar resmen. Bir de niye adreslerini verdiniz boy boy? Bir de İrem Derici'nin sapıyla röportaj yapsaydınız. Öyle bir rezalet olamaz ya. Ya yine de çok tatlı bir davranış ve yani büyük bir duyarlılık. Kesinlikle. Ağrı Belediyesi'nden Ozan Güven'in evinin önünde bir röportajda bekliyoruz. Böyle ev numarasını iyice görebileceğimiz şekilde. Yani Mel Gibson, Eddie Murphy, Mel Gibson, Brad Pitt, Julia Roberts, Mr. Arnold Schwarzenegger, Will Smith, John Hep Thor. Chartreux olmuş maskeler, Bartu. En son Oprah'ya gitmiş. Oprah'nın biraz maskeye ihtiyacı var gibi görünüyor açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Bartu, lütfen sakin olmaya çalış çünkü Kerim Can J'ye bastı. Biliyorsun. Sus. Neyse. Çok tatlı bir davranış olduğunu ekleyelim tabii ki bu arada. Çok sevimli bir hareket. Ayrıca oradaki göndermeyi de anlıyoruz tabii ki Bartu. Anlamamış gibi yapmayalım. Hangi göndermeyi? İşte Trump'a bir gönderme var bence. Ha, böyle mi yapıyorsunuz? Biz de sizin bütün tacizcilerinize maske gönderelim. Onlar ölmesin de ülkenizin reputasyonu gitgide düşmeye devam etsin. Al sana Bill Cosby. Bam! Bartu, yani böyle de yorumlanabilir. Ben daha çok yani bize muhtaçsınız gibi bir şey gördüm. Ve yani o da mantıksız değil gibi. Peki Amerika'ya tokat gibi bir cevap veren belediye başkanından sonra başka tokat gibi bir cevap kim verdi bu hafta? Kim verdi Bartu? Kim verdi? Demo. Demo. Başkanımız hayır. Tabii ki Demet Akalın önce Türkçeyi, şimdi de İngilizceyi oldukça iddialı bir biçimde kullanmak için tüm hazırlıkları yapmış görünüyor. Fakat Demet Akalın öyle bir isme, öyle bir fatura kesti ki görenleri hayırdır. Ne alaka? Bartu, demomdan şok bir yanıt. Bill Gates, koronavirüs kontrol altına alınsa bile dünya bir veya iki yılda normal yaşama dönemez. Bu bir yandan da yaşadık biz. 2 sene bu yayınları yapıyoruz demek. Evet. Dünya bir 2 yıl normal yaşama dönemez. Demet Akalın. Ulan her bokun altından sen çıkıyorsun. O zaman çıkmadan dursaydın piç. O çipleri bize noh takarsın. Bartu, olay çip noktasına ne ara geldi öncelikle? İnanılmaz bir niyet okuma. Ve kesinlikle de haklı bir hanım. Her konuda olduğu gibi. Bu konuda da haklı. Çok fazla sayıda Türkçe kelimeyi öncelikle bir araya getirdiğini görüntülüyorum Demet Hanım'a. Kesinlikle ben de öyle görüntülüyorum ve yani neredeyse noktalama işaretinden sonra bir boşluk bırakarak bütün kurallara uymuş. Yok artık. Sadece kendini nerede kaybetmiş biliyor musun? Bak o kadar olsun. Orada bir yani ses var. Ses nah! Var. Evet. Demet Hanım. Resmen yani Allah sizden razı olsun bir kez daha yüzümüzü güldürdünüz, bizi mahcup etmediniz kimselere. Bir şey. O piç yoktu mu? Ne piç piç yok ya? Evet, piç diye bir kelime geçmiyor ama yani oraya varıyor gibi. Ha, o çipleri diyor. Piç mi Bartu, dedim ben?
Demet Hanım özür dileriz. Bartu birazcık... Çok...